Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyleyiz. Ama iyi bir video değil arkadaşlar. Çünkü en sevdiğim dişilerimden biri ölmüş. Bav kafa koyu bir dişim. Sapa sağlam olan hayvan bugün gitmiş arkadaşlar. Yani bu iyi bir video değil, anlayacağınız. Niye öldüğü konusunda şu anda bir fikrim yok. Baktım, kursağı bayağı dolu. Hatta hayvan ağzından yemi de kusmaya çalışmış. Yem de komple temiz buğdaydı. Şeyli de değil böyle. Yani böyle sap, ot, çöpü olan buğday da değildi. Hayvan gitmiş arkadaşlar. Bunun eşiydi. Hayvan şu anda eşini arıyor. Gidiyor yuvaya bakıyor. Burasına bakıyor ama eşi yok arkadaşlar. Hayvan eşini arıyor. Eşini maalesef kaybettik. Ulan şöyle bir geleyim abi, bakayım dedim kuşlara. Yani şu anda moral, motivasyonum sıfıra indi. Yani en sevdiğim dişilerden biri gitti arkadaşlar. Şu erkeğin oğul kızı. Vallahi moralim acayip bozuldu ya. Kümesin içine bir baktım. İçeri bir şey mi girdi, bir şey mi boğdu diye. Hayvan yediği yemi biraz bir kusmuş. Bulduğun kenarına. Yavruya kusarken mi öldü? Başka bir sebepten dolayı mı öldü? Onu şey yapamadım. Yani bir şey girse yerde yavrular vardı. Önünde iki tane fantom, Miro Resasi yavru falan vardı. Bir şey girmiş olsa diyeceğim, fare mare, hayvanın hiçbirinde şey de yok. Böyle yarık marık falan da bulamadım, yani göremedim. Güzel, daha yaşını göremeden 8 aylık bir dişimiz gitti arkadaşlar. Yani emekler boşa. Şimdi genel itibariyle baktığımızda kümeste bir hastalık yok arkadaşlar. Kuşların hepsi canlı. Maşallah var. O da zaten böyle çıkardığımızda bir yayılıyordu. Yani dün sapa sağlamdı. Daha dün çıkarttığımızda. Şunun maşallahı vardı. Şimdi bugün geldim. Kuş öyle bir vaziyette. Follukta buldum arkadaşlar. Şimdi tabii ölüm sebebi önemli. Hastalık mı değil mi? Onu bir bilmek lazım. Hastalık olduğunu sanmıyorum. Yani öyle hayvanın dışkısında da çok tuhaf bir şey yoktu. Gayet sağlıklıydı. Yani burada hastalıktan ölecek olsa ilk gidecek şu erken kovaladığı bir tane dişi var. Bakın orada.
Bal kafa bir boz. İlk gideceklerden biri oydu yani. Öyle bir durum olsa. Ya da küçük minik bir tane resası yavru vardı. O olabilirdi. Çünkü bunların direnci biraz daha zayıf. Zayıf kuşlar yavru. Bunların bir şeyi yok. Bal kafa gitmiş. Altında yavru vardı. Hayvan ölünce üstünde öldüğü için yavru da altında ezilmiş arkadaşlar. Yavru da ölmüş altındaki kendi yavrusu. Onlar ölmeseydi yavruları bari bir yere sürerdik. Hayvan ölünce altındaki yavrular da ezilmiş. Yavru da gitmiş yani. Yavrular da gitmiş altındaki. Yani bugün kayıp bayağı bir büyük arkadaşlar. Bu tür ani ölümlerde kümesteki dışkıları iyi kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Anormal bir şey var mı? Yok mu diye kümese. Dışarıdan hayvan sokmamanız lazım. Ay burada şu anda 15-20 gündür, hatta bir aydır dışarıdan bir hayvan girmiyor arkadaşlar kümese. Zaten genel anlamda da baktığımızda hepsi sağlıklı. İşte nasip mi desek, kısmet mi desek, bilemedim. Samet'in aramasını bir reddedeyim. Tek böyle şey duran, şu kusuk duran, ayağına cam düşen Miro var. O hayvanın da ayakta problem olduğu için öyle duruyor arkadaşlar. Daha ayağını yeni yeni. O da düzeldi. Dün bir yabancı soktuk kümese. O da bu iki fantom yavrusu arkadaşlar. Yabancı olan da. Yani bunlar da Gökhan abinin kümesindeydi. İki yavrudan kuşu bir anda öldürecek bir hastalık gelebileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Yani bir anda götürecek. Çünkü yavru zaten kendi hasta olsa yavrunun taşıyıcı pozisyonda olması çok zor arkadaşlar. Yani ekebi kuşun taşıyıcı pozisyonda olması lazım. Çünkü yavru zaten kendi hasta olduğu zaman hastalığı kaldıramayıp ölür arkadaşlar. Bunun şimdi sebebini araştırmam lazım, bulmam lazım. Yani hayvan niye gitti? Basit bir kuş değil. Basit olsa da zaten ölüm sebebini bilmeniz lazım. Bu güzel kızımız gitti. Arkadaşlar. Bakın erkek de şu anda rahat durmuyor. Oradaki Miro ile uğraşıyor. Oğlum. Uğraşma onunla. Bunları da çıkartalım içeriden. Bunlar buranın kuşu değil. Şimdi kapıyı açınca içeriye girmişler. Oğlum. Eşin ölmüş, ölmüş. Eşine, yavrularına bakıyor. Kolluğa falan gitmeye çalışıyor. Şimdi Gökhan abi de bayağı üzülür. O da bir dişiyi çok seviyordu.
Ya bugün konuşulacak bir şey yok videoda. Gerçekten yani ciddi anlamda. Moralim çok bozuldu arkadaşlar ya. Kuşun yetişkin ince tüyüne girdiğini göremedik. İnce tüyünde çok çok güzel olacaktı. Babasından daha da güzel bir dişiydi. Kısmet diyelim. Yazık. Bugün bundan başka video çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bir tane sabah Samet'in yanındaydım. Onun yanında bir tane çektim. Bugün bu yeter. İyi bir gün değil yani. Kuşları da yarın uçururum erkenden kalkıp. Ya da akşamüstü ne bileyim. Belki uçurabilirim. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Kendinize de iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.